Sen mi taşındın buraya? Ben geleceğini, döneceğini biliyordum, biliyordum. Döndüm, döndüm. Ama sana değil. Olsun. Hayattasın ya. Canın sağ olsun. Meryem Hanım. Kaldır başını, kaldır. Kaldır, kaldır. Seçimlerinin arkasında dur ama, değil mi? Senin uğrunda birini öldürdüğün iki tane evladın var. Kaldır kafanı, onlara git.
Her zaman böyle dikkatsiz misin? Siftah dün geceye kısmetmiş. İçeride biri olduğunu anlamadın mı? Yaktığıma göre. Peki içeride kardeşin olduğunu bilseydin, ben yak deseydim, yine yakar mıydın? Yakmazdım. Ama bunun öyle kan bağıyla falan bir alakası yok. Sebepsiz yere kimseyi öldürmem ben. Peki ben sorayım. Sen içeride kartalın olduğunu bile bile yine de bana orayı yaktırır mıydın? Yaktırırdım. Ama dün gece içeride biri olduğunu bilmiyordum. Ne istiyorsun? Bir şey değil. Bir iki soru soracağım. Sen Rıfat'ın beni kartalla sınayacağını nereden biliyordun? Zalimliğin meşrebini bilirim az çok. Nedir, onun adamı falan mısın? Hayırdır? Birinin adamı olmak için fazla yaşlıyım artık. Bana tamirhaneyi yaktırdı. İçinde kartalın olduğunu bile bile beni oraya gönderdi. Anlatabiliyor muyum? Adamı değil misin? İster bile bile gönderir, ister bilmeden. Sen bu işe bile bile girmedin mi çocuk? Daha dur, yolun başındasın. Çalın yanmadı, sınanmadın. Kurban vermedin. Yok, ben anlatamadım herhalde kendime. Ben buraya kurban vermeye dönmedim. Ben onları kurban etmeye döndüm. Rıfat babam ne yaşadıysa aynısını yaşayacak. Oğlun elindeki kanlarla boğacağım. Şerefi ellerimle öldüreceğim. Maşasını da. Dilya. Dilya'ya ne yapacaksın? Onu öldürmeyeceğim. Daha beterini yapacağım. Kimsesiz bırakacağım onu. Bana yaptıkları gibi. Onlar mezara, ben en tepeye. Güzel hayal. Sen bu ismi tanıyor musun? Dün konuşturduğum adam, Cemal mi Kemal mi ne? Bu ismi verdi bana. Boş küme o isim.
Hakkın rahmetine kavuşmuş. Dün selası okundu. Tamam işte bak, ben doğru yoldayım artık. Kime çalışıyorsa fişini de o çekmiş. Rıfat'ın deposunu yaktıran adama giden yol bu isimden geçiyor. Madem sokakların kulağısın, bu adamın kimle bağlantısı olduğunu da biliyorsundur herhalde. Ha? Kapıda hayır kurum mu yazıyor? Sana neden yardım edeyim? Babama söz vermişsin. Yetmez mi? Kimin adresi? Aradığın adamın. Şeref Dağıstan. Bir dakika, iyi de o Rıfat'la ortak değil mi? Niye ona zarar vermek istesin? Yanlış sorularla doğru cevaba ulaşamazsın. Sorman gereken, ben bu isimle ne yapacağım? Eğer karşısına çıkarsan savaş başlar. Yanarsın, yakarsın, kurban verirsin. Benim kurban verecek kimsem yok. Gördüğün kadarım, tek tabanca. Onlar bulurlar. Elinde kumaş da var ölçüde. Eğer sözünün adamıysan bir kefen biçmeyi becerirsin. Bu kıyağını unutmam. Eyvallah. Kuzgun değil, o çocuk öldü. Bu dönem bizim düşmanımız. İntikam almak için geldi, hepimizi tek tek avlamak için geldi. İlk avda sen olmuşsun, haberim bile yok. Şeref Bey. Depo yangınını araştıran kişiyi bulduk. Kimmiş? Kuzgun Cebeci. Şu eski polisin oğlu mu? Evet. Bir şey daha var. Adam Rıfat Bilgin'e çalışıyor. Mekanı onun şirketine kayıtlı araçla gitmiş. Rıfat onu indirmek istediğimizi çözdü mü dersin? Efendim, hemen sarın etrafını. Ne oluyor? Biri gizlice çiftliğe girmiş. Thank you.
Sakin. Silahım yok. Kuzgun kim? Silah yok, yok. Bir bu var. Olur mu? Tanıdın mı lan beni? Ya duyamadım ki ben seni. Tanıdım. Senin selamını okutacağım ben de. Korkma, bugün değil. Düş önüme. Beyler selamun aleyküm. Ne oluyoruz ya? Texas mı burası? İndirin silahları. Şeref de Aslanlı. Kendimi takdim edeyim. Ben Kuzgun Cebeci. Yusuf Cebeci'nin oğlu. Kim olduğunu biliyorum. Namım önden gelmiş. Ne güzel. Ne güzel. Ne istiyorsun? Merak etme. Seni öldürmeye gelseydim bu kadar seyirci toplamazdım. Şimdi şu çakalları gönder de seninle iş konuşalım. Şimdi... bana canımı bağışlatacak bir şey söyle. Rıfat'ın deposunu senin yaktırdığını biliyorum, olur mu? Nedeniyle ilgilenmiyorum, açık konuşayım. Umurumda da değil. Ama hedefimiz ortak. Rıfat Bilgin. Şimdi sen söyle. Yöntemimizi konuşalım. Rıfat Bilgin'i nasıl bitiriyoruz? Bak koca arsayı ne güzel çevirmişsiniz telle de, şu arka tarafın telleri var ya, orayı çok değil böyle bir, 1,5 metre yükseltin. Hırlıya hırsıza yol gösterir gibi olduk ya. Tamam Kıvırcık.